İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkebeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Gazali Kuddisesi Ruh İşe giderken niyet İmam Gazali'nin Kimyayı Saadet Nam kitabında şunları buyurur yüce imam. Dünya ticaretini yaparken dikkat et ki zarara uğramasın ahiret ticareti. Dünyaya çalışırken ahiretin giderse olmaz senden daha çok zavallı ahmak kimse. Topraktan bir saksıyı ele geçirmek için altın kupa verene ne denir? iyi düşün. Dünya çabuk kırılan toprak saksıya benzer. Ahiretse altından bir kupadır şaheser. Dünya ticaretine çalışırken ey insan dikkat et sermayene gelmesin zarar ziyan. Senin asıl sermayen din ve ahiretindir. Öyleyse asıl işin onu yitirmemektir. Sabah evden çıkarken niyet et. Ya ilahi, rızkımı temin için gidiyorum ben dahi. Helal götürmek için çocuğuma, eşime, senin emrine uyup gidiyorum işime. Çalışırken dine de edersen tam riayet, yaptığın dünya işi olur ayrı ibadet. Düşün ki senin gibi binlerce kimse şu an senin faiden için çalışıyor durmadan. Eğer çiftçi olmasa, fırıncı çalışmasa, insanlar ne yiyecek her gün ekmek çıkmasa? dokumacı, demirci, manav, kasap ve berber, düşün ki senin için hep hizmet etmekteler. Eğer onlar olmasa rahat yaşayamazsın. Öyleyse sen bunların her birine muhtaçsın. Madem ki senin için çalışır bunca insan, sen de çalış, boş durma, vaktini etme ziyan. İnsanlar bir yolcudur. Aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. İşte böyle düşünüp çalışır her Müslüman. Gayrinin zararını istemez hiçbir zaman. Herkese faydalı olmaya eder gayret. Bilir ki böyle yapmak sayılır bir ibadet. Hem dünya işlerini yaparken bir Müslüman Beş vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Zira Allah buyurur: Mal ve çocuklar sakın Rabbinizi anmaktan sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki döverken demirleri ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz koşarlardı namaza. Terziler var idi ki soktuğunda iğneyi ezanı işitseydi çekmezdi onu geri. Yani ne halde ise kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeseler dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik de Allah'a olurlardı isyankâr çok kazansalardı da neye yarar öyle kar Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz. Efendim evet, İslam alimlerinden ve 12 imamdan olan İmam-ı Taki Muhammed Cevat rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyorlar ki Zulüm yapan zalime yardım eden ve bu zulme razı olan bu zulme ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü kendisine mazlumun zulüm gördüğü günden ...daha ağır gelir buyuruyor... ...İmam-ı Taki Muhammed Cevat... ...Rahmetullahi Teala Aleyh... Bu hikmetli sözden sonra... ...dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz... İlk dinleyicimizle görüşelim, İyi günler efendim... İyi günler Mustafa... ...hepinizden hesapta Allah razı olsun... ...Mustafa... ...sırada ilkken değil miyim? Evet buyurun buyurun... ...sorunuza geçebilirsiniz, tamam. teşekkür ediyoruz... Mustafa hocam size... ...hesapta Allah razı olsun... Ee, On şeyde aralık neydi o yılbaşından sırasında ben size bir şey yaptırdım. İsmet isimli bir kimse dayımızın iskatını verdim size yaptınız. Bedelini ne zaman haziran ayı gibi bu hastalıktan dolayı kendim gidip yatıramadım. Kardeşim Ali Özkan'ın eline verdim. Gitti yatırdı hesabınıza yanlış anlamış olabilirsiniz isim, soy isim değişikliğinden. Bunu tamam. bir anlatayım. Başka bildim. sorunuz var mı? Ona bakarız efendim. Tamam. İkinci sorum, tek sorum zaten. ben günün birinde 80'li yıllarda bir oruç hatam oldu. Bunu da 60 gün tutamayacağıma göre buna geçen yıl gibi bir şey anlattınız. Bunun bedelini kitap dağıtınız diye bir sorucuya anlattınız. Ben de böyle bir şey yapabilir miyim acaba bedelini? kitap olarak. Sorum bu. Peki efendim. Peki teşekkür Bizim ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Merhaba. Merhaba buyurun. Ee, benim iki tane sorum olacaktı. Arkadaşlarımın sorusunu ileteceğim inşallah. Ee, benim bir arkadaşım kefaret orucuna başlamış. Ama ben de Saadet Ebeydi'nin şey okumuştum. Hani bayrama denk gelmemesi lazım diye okumuştum. Doğru okumuşum sanırım. Kefalet orucu bayram gününe ne gelirse yeniden 60 gün tutması gerekiyormuş. Doğru söylüyorsun. Şimdi bugün de niyetliymiş. Ee, bunu devam etmesi gerekiyor mu? Kurban bayramına kadar tutup kurban bayramından sonra birinci günden mi başlaması gerek? Yoksa bundan sonra artık tutmamamız Ne zaman başlamış veya şu anda kaçıncı da? Ramazan bayramından sonra başlamış. Sonra başlamış. İşte 40 güne falan şey tekabül ediyormuş sanırım kurban bayramında. Tamam. İkinci sorumda <laughs> Diğer arkadaşım da şey hocam hani neyden korkuyor çözemedik bir türlü şey hiçbir şekilde kustap test almıyor. Ama hiçbir şekilde aldıramıyoruz. İşte banyoya daha önceden sirke dökerek falan giriyordu. Sonra ne olduysa bir şeyden korktu açamadık da konuşamıyoruz da. Bunu hani nasıl bir çözüm bulabiliriz bir de bu konuda hani dua ederseniz çok mutlu olurum. Peki. Bu kadar. Duş almıyor mu yıkanmıyor mu? Hayır hocam. ve birkaç aydır böyle. Hasta mı? Peki efendim. Galiba, bilmiyorum. Teşekkür ederim hayırlı Peki günler. teşekkür ederiz hayırlı günler. Hocam buyurunuz. Efendim evet, ilk dinleyicimiz e, kefaret için dedi. Daha önce de bir dinleyicimize e, bir dinleyiciye dedi. Ama dinleyicimiz şey dedi. Sorucuya dedi. Bir sorucu sormuş bize. <laughs> bir dinleyicimiz sormuştu Şimdi yaşlıdır, hastadır. Mesela diyabet hastasıdır. 60 gün kefaret tutamayacaktır. Veya yaşlıdır, dayanamıyordur. Veya başka oruç tutmasına mani olan bir hastalığı vardır. Bazen de öyle durum olur ki, mesela evin nafakasını temin edecektir. Ağır bir işte çalışıyordur. kefaret orucunu tutma imkanı söz konusu değildir. Ha böyleler için kitapta bir yol takip ediliyor. Buyuruyor ki 60 fakire 1750 gram un her birine. Ve bu 1750 gram unun bedelini aşağı inmeme kaydı şartıyla mesela diyelim ki 2 kilo un. Ne eder şimdi? Ha diyelim ki ununa göre değişir ama biz kilosu 2,5 liradan desek 5 lira. Yani 5 liradan aşağı olmaz. 5 liradan aşağı olmaz. Peki para verilir mi? Hayır. Peki ne verilir? Nasıl verilir? Eee ki 1750 gram unun bedelini düşmemek suretiyle mendildir, kalemdir, kitaptır. Ve orada dini kitap. Dini kitap tavsiye ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde böyle kefaret orucunu tutamayacak olan din e, bir bir Müslüman yaşlıdır, hastadır. Bu sebepten dolayı tutamayacak olan bir Müslüman. Kefaret borcu varsa, 60 günde arka arkaya oruç tutamıyor ise, tutamayacaksa bu durumda ne yapması gerekir? Bu durumda yapılacak iş, bu durumda yapılacak iş 60 ayrı fakire mesela Ket kitabın yayınlamış olduğu İslam Hala kitabından 60 tane alacak. 60 fakire verecek bunu. Efendim dağıtı olmaz mı? Hayır olmaz. Hayır olmaz. 60 ayrı fakire vermesi lazım. Fakir olduğunu da bilecek, ona göre verecek. Efendim benim gücüm biraz daha fazla yeter. O zaman İslam Ahlak Kitabı değil de mesela İslam Ahlakının şu anda üzerindeki yazan fiyat 8 liradır. Gerçi böyle bu kitap 8 liraya satılmaz o ayrı bir mesele de e, daha fazla etmesi gerekir. 8 evet. liradır. Ama e, ben daha fazlasını veririm. E, o zaman tam İlmihal Saadeti ebediye kitabı. 60 tane alır, 60 ayrı ayrı fakire. Bir gündem vereceğim. Bir günde verebilirse versin. Bir günde verebilirse versin. Bir günde veremedi efendim. Ben böyle denk geldikçe aldım 60 tane Saadet-i Ebediye kitabını. Baktım ha fakir. Efendim kefaret olarak değil de hediye olarak verebilir mi? Verebilir. Veya veya bu işi bilen birisine mesela dinleyicilerimizden bazen bizi o şekilde e, vekalet verip bu şekilde yemin kefareti olsun, adak olsun, veya bu şekildeki kefaret borcu olsun, ee, bizi vekil tayin edip, bedelini gönderip, biz halledebiliyoruz. Biz de halledebiliyoruz. Hani yardımcı oluruz. Ama öncelikle kendi bölgesinde bu işi e, becerebilecek, yapabilecek e, ve hatta tanıdığı fakirler varsa onlara verir. Şöyle de olabilir, mesela diyelim ki efendim benim tam ilmihal değil de İslam ahlakına gücüm yetiyor, hay hay. Mesela diyelim ki 10 tane İslam ahlakı aldı. 10 tane fakir tanıyordu. 10 gün 10 tane İslam ahlakını İslam ahlakını tuttu e, o fakirlere verdi. Ertesi günü aynı fakirlere mesela Melakıb-ı Cihar yarı yüzün 10 tane aldı. 10 tane de öyle verdi. Etti 20. Ertesi gün efem Şevahüdün Nübü ve 10 tane aldı. Aynı fakirlere verdi. 3 ayrı kitaplar oldu onların. Ne etti? 30. Efendim başka bir zamanda herkese lazım olan iman kitabından on tane aldı. On tane öyle verdi. Etti kırk. Efendim bir başka zamanda on tane kıyamet ahiret kitabı aldı. O fakirler aynı fakirler on fakire yine verdi. Etti elli. E başka bir zamanda da efendim on tane faideli bilgiler kitabını aldı. O aynı fakirlere verdi. Ne oldu? Her bir fakire aynı gün vermedi ama. Aynı gün vermedi. Altı gün devam etti. E, ayrı kitaplar verdi. Ve böylece o fakirlerin de ellerinde altı ayrı kitap oldu. Kendileri okur, başkalarına hediye eder. Ha böyle bir yol da olabilir. Hani bazılarının hatırına gelebilir. Ben 60 fakiri nerede bulacağım? E, şimdi bir zekat dağıtmaya kalsan fakir var mı diye şey, e, şey yapmış olsa o herkes el kaldırır. Ama böyle bir durumda şey yapmış olsa herkes kaçar söylemez de. Herkes kaçar söylemez de. Çünkü burada Teala'nın bir emri yerine getirileceği için he, bazıları Hani tutak püker, bazıları alay eder, dalga geçer. Hakaret eden bile olur. Allah-u Teala'nın zatına hakaret edenler var. Allah-u Teala'ya hakaret eden, Allah-u Teala'ya düşmanlık edenler var. Allah-u peygamberlerine düşmanlık edilmiş. onlar öldürmeye kalkmışlar hatta öldürmüşler bile bu insanlar. Peygamberlerin varislerine, evliya-i kirama düşman olanlar var. Düşman olanlar. Onları öldürmek, yok etmek, onlarla dalga geçenler var. Dolayısıyla Allah denen emirleriyle her asırda dalga geçen, alay eden kimseler olmuş, olmaya devam edecek. Biz mesela senelerde bu yayını yapıyoruz. Bu yayını dinleyip seven de var, dinleyip söven de var. Hakaret eden de var. E dolayısıyla işin başlangıcında böyle olduğu için biz dönüp bakmıyoruz. Biz dönüp bakmıyoruz. E sevenlerden allah Teala razı olsun. Sövenlere de Rabbim hidayet versin demekten başka elimizden herhangi bir şey gelmez çünkü hidayeti veren Cenab-ı Hak'tır. İşin başlangıcı dediğiniz şey ne hoca? Peygamber Efendimiz zamanını e mı kastediyorsunuz yoksa Tevrat Efendimizin başlangıcını mı? Hayır hayır, o işin başlangıcından muradımız Adem Aleyhisselam'dan itibaren. İşin başlangıcı böyle başlamış. Çünkü Allah Teala böyle Nasıl başlamış. Etmiş. Yani A A Allah A Adem Aleyhisselam'ın oğlu kabil iman etmedi, inkar etti, kardeşini öldürdü. Kardeşini öldürdü. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmedi. Ve Nuh Aleyhisselam'la kendi kavmi dalga geçti. Lut Aleyhisselam'ın kavmi çok özür dilerim çok kepase, pespaye bir vaziyetteydi. allah Teala onları batırdı. Hud kavmi rüzgarla helak oldu. Ve dolayısıyla Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den aynı şekilde geçti. Firavun onlara öyle dedi. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Değil mi? Ve Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında hatta İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen e, peygamberler var. Nebi olarak gelenler var. Ee, mesela bu Yahudiler bine yakın peygamber katlettikleri yazılı kitaplarda. Bine yakın. 124 binden fazla peygamber göndermiştir Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hani işin başı derken Allahu Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren böyle bildirmiş, böyle yapmış. Dolayısıyla ha şimdi zamanımızda bize sövüyormuş, bize hakaret ediyormuş falan. Biz geri tırıs gider. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin. Emre abiler anlatmışlar da işte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala hayatta e, bu İhlas Finans'a el konulmuştu. O zamanki başbakan. Telefon açıyor Emre abiye. E, diyor ki seni bitirdim, yok ettim. Hatta Emre abiler VIP'te anlatmışlardı. İhlas ayakta kaldı ama bizi bitirmek ve bizi yok etmek isteyenlerin kendileri yok oldu diye. İşte o zaman e, e, tabii aynı evde kaldıkları için Emre abiler hocamıza. Emre abiler öyle anlatırlardı. Zaten hepimizin de hocası Hüseyin Hilmi Efendi'ye arz ediyor. Diyor ki efendim diyor biz bu insanlara bir şey yapmadık ki. Bunların lokmasına göz dikmedik. Elindeki ekmeği almadık. Bunlara hakaret etmedik. Makamlarına, mevkilerine göz dikmedik. Yani bunlar bizden ne istiyor? Böyle diyor arz edince diyor. Birden diyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala aleyh celalleniyor. Karşı buyuruyorlar. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Allahu Teala'nın Habibim buyurduğu bu zat bu insanlara ne yaptıydı ki? Öldürmeye kalktılar ya. Öldürmeye kalktılar. Kardeşim buyuruyorlar. Biz kimiz ki? Biz kimiz ki, ki, ki buyuruyorlar. Öyle. Hmm bizim es ve o büyüklerin yanında bizim esara biz bile okunmaz. dolayısıyla bir kimse hak yola doğru yola çıktığı zaman mutlaka onun tekerine taş koyan çıkacak. Mutlaka çıkacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerde geçiyor. Buyuruyor ki mümin kertenkele deliğine girse allah Teala o mümin kılına, mümin kuluna eziyet edecek, sıkıntı verecek o kertenkele deliğine girmiş olsa bile birisini yaratır buyuruyor. Dolayısıyla efem sıkıntısız bir dünya, sıkıntısız bir hayat var ama cennette. Burada değil. Burası mihnet, sıkıntı, meşakkat yeri. Böyle bir yer. Hatta yeri gelmişken ondan nakledi verelim zaman zaman naklediyoruz. Adem Aleyhisselam, e, özür dilerim. Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam kabrine giriyor veyahut da direkt rabıta, rabıta kuruyor. Onlar görüyor, e, birbirleriyle görüşebiliyorlar. Ya ikisi de görüşüyorlar arz ediyor. <laughs> Adem Aleyhisselam'a, <laughs> Musa Aleyhisselam. Diyor ki efendim diyor. Ne güzel siz cennette yaratıldıydınız. E cennette allah Teala aynı şekilde anlatıyor. Çok güzel bir yer. Huzurlu bir yer. Meşakkatsız, sıkıntısız bir yer. Dert yok, kasvet yok, ölüm yok, hastalık yok. Öyle bir yer. Diyor o meyvede yemeseydiniz de diyor. Biz de diyor bu diyor sıkıntılı yere gelmeseydik. Daha güzel olmaz mıydı? Allah Allah buyuruyor. Sen bunu diyor. diyor yaratılmadıydın o zaman diyor. Sen diyor nereden biliyorsun diyor cennette benim o meyveyi yiyip yemediğimi nereden biliyorsun? Efendim diyor allah Teala diyor Tevrat kitabında bildiriyor Tevrat'ta yazılı. Ha diyor Tevrat'ta yazılı diyor. Evet diyor efendim diyor Tevrat'ta yazılı. Peki diyor Tevrat diyor kimin kelamı? allah Teala'nın kelamı diyor. Peki allah Teala'nın kelamı zatı gibi ezeli ve ebedi midir? Elbette efendim diyor. Yani diyor ben yokken diyor o kelam vardı. <laughs> Tevrat vardı. Evet diyor. E ...ben olmadan önce Allah-u Teala benim hakkımda böyle dilemiş... ...benim için ne suçum var ki? <laughs> benim ne suçum var Zaten belliymiş şey. yani. Bu bir hadis-i şerifte zikrediliyor ve... ...sade de var bu. E Peygamber Efendimiz anlatıyor bunu. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam... ...Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamı... ...ilzam ettirdi, etti yani susturdu. İlzam etti, susturdu. Dolayısıyla dünya... ...meşakkatli ve sıkıntılı bir yer. Burası böyle bir yer... Burada sıkıntı, keder, üzüntü elbette ki olacak. Dolayısıyla allah Teala'nın dinine hizmet etmeyi düşünen bir kimse peşinen sıkıntıların geleceğini bilsin. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetler içerisinde en kıymetlisi, en şereflisi, bütün nimetlerin tepesinde iman ve bu doğru olan imanı yayma. En yüksek bu. En yükseği bu. Mesela e, nafile kurban kesecek. Nafile kurban keseceğini kitap dağılsın. Bu nafile. Bu farz. Bu farz. Allah en dini şey yapıyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala anlatıyor, buyuruyor ki... ...bu kitapları dağıtanlar, bu kitapları okuyup insanlara ulaştırmaya çalışanlar... ...mahşer günü bunlar özel aynı şekilde makamlar, kürsüler kurulacak bunlar için. Hatta mahşerdeki insanlar diyecekler ki bunlar peygamber mi? Peygamber değil kardeşim buyuruyorlar allah Teala'nın dinine hizmet edenler bunlar. Ne ile? Bedenen. Ne ile? Sözle. Ne ile? Yazıyla. Ne ile? Malen. Hiçbir şeysi yok. Elini açıyor, dua ediyor. O da onlardan onlardandır oluyor. Evet. Hocam devam edelim isterseniz. Bir sorun var dinleyicimizle alakalı, e, sorusuyla alakalı. Şimdi e, birçok insanda da bu meydana gelmiş olabilir. Diyelim ki işte orucunu bozdu Ramazan şerifte. E, kefaret gereken bir durum var. Bunu yaptığında, bu orucu bozduğunda 30 yaşındaydı ve kefareti tutabilecek durumdaydı. Tutmadı. 40 yaşına geldi yine tutmadı. Tutarız dedi yani. Geldi 60'a ama bu defa tutmak istese bile tutamayacak bir duruma geldi. Hasta oldu. Şimdi bunu bu şekilde geciktirmesinin neticede bunu telafi ediyor bir şekilde ama tutamasa da az önce dinleyicimizin olduğu gibi işte kitap dağıtabilir. Ne bileyim işte altınla devrini yapar falan altın olarak verir. Bu geciktirmenin bir günahı e, oluyor mu peki? Bu ibadeti yerine getirdi neticede. Mustafa Bey, e, geciktirmeye izin verilmiş. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te e, şer'an, hilali görüp oruca başlamak, hilali görüp bayram etmek esas olduğu için Hüseyin Hilmi Efendi, Ahmetullah Talali, Tabi Min Ebediye kitabına birçok nakiller yaparak Ramazan-ı Şerif'ten sonra iki gün oruç tutmalı buyuruyor. Bir tane sormuş. Efendim bunu istediğimiz zaman tutabilir miyiz? <laughs> Büyüklere layık bir cevap vermişler onlarda. Ömrüne güvenen geciktirebilir buyuruyor. <laughs> Ömrüne güvenen. Garantim, garantim varsa. Ha, Azra Aleyhisselam'a sordun sen. Benimki ne zaman gelecek? Söylemez de işte. <laughs> ne zaman gelecek? Oradan öyle bir garanti aldın. Öyle bir garanti aldın. E, ...o da mümkün değil... E, ...bir an önce acele etmeli... ...hatta... E, ...şey için... E, ...Peygamberlerden ama ismi hatırıma gelmedi... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...Azra Azrail ile görüşür... ...sohbet ederlermiş... ...ve böyle e, şey da e, ...o mübarek peygamber de... ...demiş ki bak demiş dost olduk... ...beraber sohbet ediyoruz... ...aramızda bir ülfet... ...muhabbet meydana geldi... Bana diyor senden bir ricada bulunsam ölümüm yaklaşınca bana haber verir misin? Hay hay diyor. Neyse günler, aylar, seneler birbirini takip ediyor. Artık ...saçı ağarmış, beli bükülmüş, derin rengi değişmiş. Bir gün Azra Aleyhisselam gelmiş. O hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk da demiş bu sefer vazifeyi icra için geldim. Ha? Demiş. Vazifeyi yapacağım. emanet alacağım. Ama demiş sen bana söz verdin. Haber verecektin. Vallahi demiş biz haber verdik. Nasıl demiş. Ama senin demiş al almak istemedin. Bak saçın ağırdı. Tenin rengi değişti. Belin büküldü. Dizlerin tutmaz oldu. Bunlar hep hepsi haberciydi. <laughs> Yüzüm buruştu. Ellerim buruştu. <laughs> Bunlar hepsi haberciydi. Ama demiş sana almak istemedin. E, dolayısıyla allah Teala haber de gönderiyor. Haberde gönderiyor. Bazen buna kavuşamadan da gidersin. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e bir talebesine buyuruyor ki yavrum buyuruyor sonraya atıyorsun. Yaşlılığa atıyorsun. Velev ki diyor. Velev ki e, yaşlandın. Can bak ihsan etti. Yaşlandın. Ama diyor o yaşlandığı zaman da diyor şimdiki bu şartlar ortamı olacak mı olmayacak mı? İdrar tutamıyorsun. Anla sana ne bileyim e, kas kaçırıyorsun. Dizlerin tutmuyor. Gözlerin görmüyor. Şekerin düşüyor. Kahven çıkıyor. Neyse. <laughs> Şeker, <laughs> tuz, demir, her hepsi, şey, hepsi, değişiyor. hepsi değişiyor. Ee, demiş, o şartlar olacak mı? Öyle buyuruyor o Doğru ya O zaman da o şartlar olmayacak. Yani ha. emin değilsin. Bunun için e, borçları ödemede, e, şeyde Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor kitaplara da alınmış Lokman Hakim oğluna nasihat ederken evladım buyuruyor: Tövbeyi acele et. Ölüm senin tövbeden önce yetişebilir. Ya. Acele et. Dolayısıyla hemen hemen insan oturmalı. Kazanamaz borcum var. Hemen başlamalı. Kaza kalan oruç borçlarım var. Tutamayacaksan bunların bedelleri neyse hemen öğrenip bunları vermeli. Kefaret borcum varsa ödemeli. Kurban borcum varsa ödemeli. Efendim zekat borcum varsa ödemeli. Kul haklar varsa helallaşmalı. Yoksa bulamadıysan onları helallaşacak kimse bulamadıysan hayır hasenat yap sevaplarını onlara göndermeli. Bu can bu bedendeyken can bu bedendeyken bunlar ee, bunları halletmek kolay. Çünkü ruh bedende bulunduğu müddetçe küfür dahil, hepsinin ilacı var, tedavisi var. Kafir iman edebilir. Bidat sahibi tövbe edebilir. Fasık tövbe edebilir. Veyahut da borcu olanlar bunu ödemek için gayret sarf edebilir. Bu imkan elinde. Ama ecelin ne zaman geleceği belli değil. Hani e, Ahmet Bey Efendi rahmetullahi Aleyh göstermiş. Enver abiler haberi e, naklederler, dururlardı. Bu e, işte İmece Blokları'nın orada eee şey camisinin e, saraçhane dedikleri yer var. Oradan inerken e, orada bir işte Osmanlı'dan kalma bir çeşme. Hala akmıyor da şey duruyor. E, çeşme kendisi, o yapısı duruyor. Onun üzerinde göstermiş. Bakın kardeşim ne yazıyor burada? Acip dillimen talep talebet dünya vel mevtiyatlı büha. Acip dillimen talep talebet dünya. Dünyaya talip olan, dünya peşinde koşan kimseye hayret edilir, şaşılır ben Ölüm onun peşinde olduğu halde dünyaya sarılana. Ölüm peşinde en sende dolaşıp duruyor. Aynen. Senin vaktini gözetliyor. E, hal böyleyken geciktirmenin bir anlamı yok. Ama ruhsat verilmiş, izin verilmiş. Diğer dinleyicimizin de o, e, suali kefaretle alakalıydı evet, bir arkadaşım kefaret dedi. Kadar. Kefaret orucuna başlayan dedi arkadaşım dedi şu anda e, işte Kurban Bayramına kadar dedi 40. günü dolduracak. Ben de saat Bedi'ye de baktım. O bir doğru öğrenmişti dinleyicimiz. Efem kefaret orucu tutarken kadın erkek ara vermek yok. Hastalansak yolcu olsak yok. Sadece kadınlar muayyen günleri devreye girdiği zaman bırakır. Muayyen günü biter bitmez devam eder. Peki bayram devreye girerse Ramazan, Ramazan Şerif'in ilk birinci günü. Yani Ramazan Şerif bayramının birinci günü oruç tutmak haram. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü bu dört günde oruç tutmak haram. Toplam senede beş gün oruç tutmak haramdır buyuruyor. Birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri de Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü bu beş günde uğraşmak haram. E, diyelim ki başladık, e, şevval ayında başladık işte, muayyen günler falan şey yaparken e, Kurban bayramı denk geldi. Biraz da geç başlamış herhalde, geç başlayınca da kırkıncı gün olacak. Ne oldu? Sıfırdan başlayacak tekrar. Şeyden sonra. Bunun için de e, mesela üç aylar girerken biz habere ikaz yapıyoruz radyoda. Hanımlardan bu e, Recep ve Şaban aylarını kefaret için niyet edenler, niyet edenler olursa... E, ...bunu Recep ayından önce, aşağı yukarı bir ay önce başlasın hanımlar. Erkekler de, erkekler de e, yani Recep ayından önce başlasınlar. Çünkü Recep ve Şaban peş peşe 29-29 çekiverirse iki gün noksan olur. İki gün noksan olur. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif girmeden... Üç-beş gün önce. Üç-beş gün önce başlasın ki e, böylece 60 gün tamam olsun... E ...canım ne var ya işte on gün tuttum... ...on günde sonra tuttum Ben bunu 60'a tamamladım... ...bu kefaret olmaz mı? Bu bizim keyfimize göre değil... ...bu bizim anlayışımıza göre değil... Ee, ...İmam-ı Rabbani Kutup ...buyuruyorlar ki... Ee, ...dinin... E, ...hani ibadet... ...nasıl emredilmişse o şekilde yapmaktır... ...bu bir cezadır... ...dolayısıyla böyle emredilmiştir... ...bunu kimsenin değiştirme hakkı... ...selahiyeti yok... Ben keyfime göre değiştim. Değiştir o zaman kendin yeni bir din uydurmuşsundur. İslamiyet değil o senin yaptığın. İslamiyetle bir alakası yok. Yani mahşer günü <laughs> tamam çıkacak orada. 60 gün ara vererek tutmuşsun falan ama e, diyecekler bu ne? Kefaret. Olmadı bu diyecekler. Biz böyle emretmemiştik. Biz böyle böyle emredilmedi. Böyle emredilmedi. Ve çöpe. Peki efendim. Bu dinleyicimiz şimdi... o zaman şey yapsın hocam. E, şu anda bıraksın daha kurbana 25 gün var. Tabii bıraksın. E, he, dolayısıyla bıraksın yani. Bıraksın. Olmayacak çünkü. Eğer muayyen günlerinde kaza borçları varsa hazır oruç tutmaya devam ettiği için kaza borçları kefaret borçları falan hani yemin kefareti vardır. Üç gün oruç tutmak adaklar varsa onları tutabilir. Yani kurban bayramına evet. kadar. Onun bir mahsuru söz konusu değil. E, peki, peki şu andaki şu ana kadar tuttukları onların yerine geçer mi? Geçmez. Çünkü niyet ederken öyle niyet etmedi. E, ama ee, şimdi bu dinleyicimizin hatırına gelebilir. Bu tamamen boşa mı gider? Hayır boşa gitmez. Olur mu öyle şey? Ee, mesela bir kimsenin kazaya kalan namaz borcu vardı. Kaza borçlarını bitirdi. Peki daha önceki kıldığı nafileler otomatik olarak nafileye dönüştü. Sevap oldu o. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de kefaret borcunu daha sonra ödediği zaman bu 40 gün veya 30 gün, 20 gün neyse tutmuş olduğu oruçlar nafile olarak yine amel defterine kaydolur. Yani Allah rızası için yapılan hiçbir şey zayi olmaz. Yeter ki o konudaki farz olan borçlar yerine getirilsin, bitirilsin. Böyle olursa mesele kalmaz efendim. Gelelim efendim e, son dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki bir arkadaşım dedi, bu dedi kusur abdesti aldıramıyoruz buna. Duşta almıyor dedi. Bu hasta. Evet. Çünkü e, yani sinirsel bir rahatsızlığı var. Bunun acilen kendi yenemiyor. Çevresindekiler de destek olduğu sebe. o zaman iyi bir e, psikiyatrist veya bazen e, bu doktorlardan yani gerçekten hem nörolog hem psikiyatrist ikisini beraber aynı şekilde şey yapıyor. E, gidecek. Ama bunların içerisinde tecrübeli e, ve gerçekten araştırıcı olanlar da tercih edilecek. E şimdi okulu bitirmiştir, müteahsız olmuştur falan. Gelene bakıyor, ha şöyle diyor falan şak diye. O kimyasal ilaçlar dayıyor kimyasal ilaçlar dayıyor. Ee, şimdi e, önce hastalığın güzel bir şekilde tespiti ve teşhisi önemli. Yani bunların hepsi genel he? öyle değil. Kurslara bakmayın da ee, şimdi ben kendimi ilahiyat mezunuyum. İlahiyatı bitiren imamat ve ilahiyatı bitiren dinden haberi olmuyor. Çünkü okul bilgisiyle kaldığı zaman işte konuşuyorlar falan lambur lambur konuşuyor. Tıp fakültesini bitiren de aynı. Kendisini yetiştirmediği müddetçe. ...ve yeni gelişmeleri takip etmediği müddetçe... ...ve özellikle bir hastalık üzerine yoğunlaşmadıkça... ...bunu tetikleyenler nelerdir... ...yani anatomiyi bilmediği müddetçe... ...onun neticesine varamaz. Sinirsel diye nitelendirilen bu hastalıklar... ...psikolojik olarak bildirilen bu hastalıkların... ...tedavisi var. allah Teala iki şeyin çaresini yaratmamış... ...ölüm ve yaşlılık. Ee, bu değişmeyecek. Yaratmamış, yaratmadım buyuruyor. Ama ister efendim... E, ...şimdi vertigo diye veriyorlar, sebep belli değil... Sen bilemiyorsun ben bilemiyorum. Ama bu hastalığın tedavisi var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala le, kimyada çok yüksek bir zat. E, eczacı da aynı zamanda e, şeyinde, şeyin kanserinde bir gün gelecek tedavisini bulacaklar. Yani onun da tedavisi var. Efem kuduzun var, tüberkülozun var, neyse AIDS'in var. Yani e, şimdi korona var mesela. Efem işte insanlar birden aciz kaldı. Olsun aciz kalsın bir gün tedavisini bulur. Allah da ne başka bir şey yaratır. E, senelerce de onun peşinde koşarlar. O ayrı bir mesele. Ama Cenab-ı Hak her şeyin e, çaresini yaratmış. Dolayısıyla psikolojik olarak bildirilen bu rahatsızlıklar da tedavi edilir çünkü Osmanlı deli dediklerini bile tedavi etmiş. Deli dediklerini evet. bile şekilde tedavi etmiş. Hal böyle olunca hal böyle olunca iyi bir psikiyatrist, iyi bir nörolog gidip e, hatta mupain olmasa başka birisi de destek alsın. E, ve e, acilen gitmesi gerekir. Acile. Evet. Yaşlı bile yaz günü ter terlemiyor mu bu? Değil mi? E zaten evet. kuşlanmıyor Cenabet geziyor. E kadınsa var yani bu, bu... Bu hastalığın ismi de var zaten şeyde tıpta ben şu anda hatırlayamıyorum ama sudan korkma işte ne bileyim banyodan korkma kapalı ortamdan korkma bunu bir şey tetiklemiş belli ki evet. ama tedavisi de var yani öyle şey yapma öyle bırakmasınlar. Şimdi mesela saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki tıbbın iki şekli var bir tedavisi bir de hasta olmamak yani tabip doktorluk daha doğrusu tavabet e, hasta olmama yolunu öğretiyor. Hasta olmama yolunu öğretiyor. Önemli olan da budur buyuruyor. Evet. Önemli olan da budur. Ama hasta olunca da hemen biz diyoruz ki bir sihirli değnek varsa değil. Ben bundan kurtulayım. O yok. O yok. Evet. Hele böyle psikolojik hastalıklar biraz zaman alır ama neticeye ulaşılır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Emirlerinizdekileri ateşten koruyunuz. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetidir. Allahü Teala'nın en sevdiği şey imandan sonra kullarına hizmet etmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz insanların hayırlısı en üstünü insanlara daha faydalı olanlarıdır buyurmuşlardır yanan bir evden birini kurtarmak çok büyük sevap olduğu halde, cehennem ateşinden kurtarmak yanında hiç kalır. Bir kişi daha yanmaktan kurtulsun diye uğraşmak ve hiç kimse yanmasın düşüncesinde olmak lazımdır. Zira Tahrim Suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen, kendinizi evlerinizde ve emirleriniz altında olanları ateşten koruyunuz buyurulmaktadır. Abdullah İbni Ömer Hazretleri bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna gelmişti. Kendisine çok iltifat ederek, kıyamet günü herkesin beratı, yani kurtuluş vesikası, her işi ölçüldükten sonra verilir, Abdullah'ın beratı ise dünyada verilmiştir buyurdu. Bunun sebebi sorulduğu zaman Resulullah Efendimiz, kendisi vera ve takva sahibi olduğu gibi, dua ederken, Ya Rabbi, benim vücudumu kıyamet günü o kadar büyük eyle ki, cehennemi yalnız ben doldurayım. Cehennemi insanla dolduracağım diye verdiğin sözün böylece yerine gelmiş olsun da, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden hiç kimse cehennemde yanmasın diyerek, din kardeşlerini kendi canından daha çok sevdiğini göstermiştir, buyurdular. Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın da böyle dua ettiği Menakı bir Cihari Yar Güzin kitabında yazılıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin Şem'un adlı mecusi bir komşusu vardı. Hastalanıp halsiz düştü. Hem ziyaret ve hem de komşusunu ateşten korumak için yanına gitti ve Ey Şem'un! Şu kadar müddetten beri ömür sürüp, rızkın için çalışıp didindin. Ama bu gayretlerin boşa çıkacaktır. Zira sen yıllarca ateşe taptın ve yaratıcı sanarak ona secde eyledin. Bu sebeple yerin ateş olacaktır. Ateşten kurtulman için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demelisin. Mecusi bazı mazeret ve bahaneler ileri sürünce Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki: Senin ileri sürdüğün bu bahaneler teferruattır. Asıl olan imandır. İmanla şereflenenler cehenneme girseler bile sonsuz kalmazlar. Ama kâfirler sonsuz azab içinde olacaklardır. Eğer azaba uğramak istemiyorsan gel ikimiz de elbiselerimizi çıkarıp yanan fırına girelim bakalım hangimizin bedenini ateşin alevleri yakmayacak. Hasan-ı Basri Hazretleri orada yanan bir ateşin içine kollarını sıvayıp soktu ve Ey Şemun ateş mahluktur ve Hakk'ın emriyle yakar. Allah'ın emriyle ateşin mizacı su gibi Suyun mizacı ateş gibi olur buyurarak kor halindeki ateşten kollarını çekti. Fakat ellerinde en ufak bir yanma alameti görülmedi. Bu hal karşısında gönlü yumuşayan mecusi İslam'a meyletti ve ey Hasan sözlerin güzel ve hoş fakat bu kadar telef edilmiş ömürden ve işlediğim kötülüklerden sonra affa ve merhamete layık olur muyum? O kelimeyi tevhidi söylemekle cennete girip nimetlere nail olabilir miyim dedi. Hasanı Basri Hazretleri evet buyurdu. Mecusi ey Hasan eğer bir ahitname yazıp bana kefil olursan imana gelirim. Çünkü ben halimden korkuyorum dedi. Hasanı Basri Hazretleri gereken teminatı vererek onun iman etmesine vesile oldu. Şemun imanla şereflendikten sonra da vefat etti hasan Basri Hazretleri evine dönünce yaptıklarına söylediklerine pişman oldu ve kendi kendine, ''Ey Hasan, sen gayba hükmederek küstahlıkta bulundun, acayip sözler söyledin.'' dedi. Bu düşünceyle uyuyakaldı. Rüyasında Şem'un'un nurlar içinde, başına cennet taşlarıyla süslenmiş bir taç, beline altın bir kemer kuşanmış bir halde cennete doğru gittiğini gördü. Şem'un, hasan Basri'ye yönelerek, Allahü Teala bir zengin padişah imiş. Kullarına lütfu büyük ve merhametinden bir damla içmekle benim gibi binlerce asiler rahmetine gark olurmuş. Allah'ın yardımıyla bu asinin günahları ve hataları da iyiliğe çevrilip cenneti âlâ bize nasip kılınmıştır dedi ve senin yazdığın o kağıda da ihtiyaç kalmadı. İşte kağıdın deyip Hasan-ı Basri'nin eline verdi. Sabahleyin uykusundan uyanan Hasan-ı Basri Hazretleri o kağıdı elinde buldu. En zor iş İslamiyet'e hizmet etmektir. Çünkü Allahü Teala en zor işi en güvendiğine, en çok sevdiğine vermiştir. Peygamberlere ve varislerine vermiştir. Allah'ın dinini, Allah'ın kullarının ayaklarına kadar götürmek ne büyük bir zevktir ve ne büyük bir saadettir. Dünyadayken Allahü Teala'nın dinine onun razı olduğu şekilde doğru olarak hizmet edenler, onun kullarının müşküllerini halledenler mahşerde tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar. Allahü Teala onlarla konuşacak. Böyle olan kimseler için ne hesap var ne de azap. Din büyükleri bir kimsenin imanının kemale gelmesini okuduklarından ve dinlediklerinden istifade etmesini herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir diye bildirmişlerdir. Zaten Peygamber Efendimiz'de en kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir buyurmuşlardır. İslam ve toplum